Evet sevgili arkadaşlar, sizlere halı saha maçımın içeriğini sunmaya çalıştım. Tabii maç bundan ibaret değil. Hatalı çektiğim birçok şut da var, saçmaladığım birçok fas da var. Ama %90'ı diyebilirim ya, yani buradaki pozisyonlar için. 2 tane ya da 3 tane out pozisyonu eklemedim. Ama böyle bir sürpriz yapayım dedim arkadaşlar. O attığım golü, bir de ağır çekimde attığım golü dikkatlice tekrar tekrar izleyin arkadaşlar. Bir gün Fenerbahçe'den de böyle bir gol görmek isteriz. Ben hasta olduğum için bugün video çekemiyorum. Ama sizlere bu şekilde bir sürpriz yapayım dedim. İnşallah beğenirsiniz arkadaşlar. Söylemek istediğim bir konu daha vardı. O da transfer marketle ilgili. Aslında uzun uzadıya bir video çekecektim. Transfer market değerleriyle ilgili. Ama hani şu anda ne diyeceğim bilmiyorum. Ne söyleyeceğim bilmiyorum. Fakat Fenerbahçe taraftarının tepkisi işe yaramış. Takım değeri 126.85 milyon euro olmuş. Olması gereken buydu bence. Hani çok kısa değin derseniz arkadaşlar, Altay'ın 16 olması, Berke'nin 1.8 olması, ki Berke'nin 1.8'i haksız aslında, daha fazla olması lazım. Atilla Salahi'nin 11 olması, Kim Minji'nin 6.5 olması, Tisserand'ın 3.7'ye yükselmesi, Serdar Aziz'in 2.6 olması. Bakın, bunca zaman Serdar Aziz hep banka oynuyordu ama ilk defa yükseldi. Çünkü kulübümüzün hukuksal bazı faaliyetleri sonrasında bu değer böyle oldu. Novak düşüşte, Gustavo 3.6, İrfan Can 9 milyon euroya düştü. Çünkü İrfan Can sakat zaten. Max Meyer Sosa düşüşte, Crespo 1 milyon euro oldu ama zamanla bakacağız. Fatih Yiğit 275 bin, Osayi 4 milyon 200 bin euro. Ki Osayi daha da artar. Ferdi 6.5 milyon euroları gördü. Mesut 3 milyon 800 bin euro ama Mesut oynadıkça tekrar eski günlerini bulması lazım. Mert Hakan 2 milyon 100 bin euro. Yani çok şey yapmadığı için. Arda Güler 650 bin euro oynadığı için. Ben yani burada Rossi 16'ya düşmüş. Pelkas 7'de sabit. Burak Kapacak 1.9 bin. Sinan Gümüş 600 bin. Berisha 10'da kalmış. Valencia 3.8. Serdar Dursun 2.5. Muhammed Gümüşkaya'yı göremedim. Ha, 1.5 milyon euroya çıkmış Muhammed Gümüşkaya'nın değeri. Yani Zayt 3.8. Çağatay 150 bin euro, daha göremediğimiz için normal. Yani transfer marketin bu şekilde güncellemesi beni aslında mutlu ve mesut etti. Sizlerle de paylaşmak istedim. Süper Lig'de tabii ki kadro değeri olarak en yüksek takım Fenerbahçe. Arada bir 100 bin euro değerde eksikte Beşiktaş var. Ama Beşiktaş'ın şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Başluay'ı 10 milyon euro kiralık. Yani kiralık. Joramay Lens var, durumu belirsiz. Has için durumu belirsiz. Gezzal 11 ama düşüşte. Ondan sonra Adem Naic 3.8 milyon euro. Ne yapacakları belirsiz. Feshedecekler mi, etmeyecekler mi? Artı Pjanic 18 milyon euro kiralık. Yani şu an 28 milyon euro Beşiktaş'ın değerinde normalde yok. Artı 4 milyon euroydu sanırım Montero kiralık. 32 milyon euro, hadi opsiyon falan filan diyelim. Ama yine de 32 milyon eurosu kiralık olan bir takım. Yani kendi öz kaynakları değil. Bu da Fenerbahçe açısından iyi olur. Galatasaray'da Marka'nın 10.5 olması tuhaf. Nelson'u 7'ye aldılar, 7'de sabit. Ruindaman'ın düşüşü. Aslında bunu ben uzunca yorumlayabilirim ama ben Fenerbahçe açısından yorumladığım zaman da hemen hemen dost doğru bir şey olmuş diyebilirim arkadaşlar. Kendi adıma konuşmak gerekirse inşallah bu doğruluğu sürdürürler. Çünkü bunun zararı bize olacaktı. Videoyu beğenip abone olursanız da minnettar kalırım arkadaşlar. Görüşmek üzere.